Arkadaşlar merhabalar bu videomla birlikte Kenan Kara ile TYT AYT Geometri Kampı'nın 14. videolarına başlıyoruz. Bu hafta yamuk konusunu işleyeceğiz ve toplamda 3 videoda yani 3 derste bu konuyu halledeceğiz. İlk dersimizde ne yapacağız? Her zamanki gibi tanımını vereceğiz. Sonra üçgenle ilgili çözülebilen kısmından bahsedeceğiz. Daha doğrusu daha önceki işlediğimiz yerlerle alakalı kısmından bahsedeceğiz. Soruları çözeceğiz. Ve sonra da özelliklerinden bahsedip özelliklerinde sorularını çözeceğiz. Bu sefer özelliğe de katıyorum ilk videoya. Evet kitabımızda da sayfa numarası 128, 129, 130 ve 131'in yarısını işleyeceğiz. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Yamuk dediğimiz şey en az iki kenarı paralel olan dörtgendir kardeşim. Hmm, sadece iki kenarı paralel olacak. Sadece değil. En az iki kenarı paralel olacak. Tanımı öyle diyor. E o zaman şu iki kenar paralelse o zaman bunlar ne oluyor? Yamuk adını alıyor. Şimdi dur bakalım şurada biraz beyin cimnastiği yapalım. Hocam paralel kenarı bir yamuk mudur? Evet en az iki kenarı paralel mi? Paralel. Paralel kenar yamuk. Hatta dikdörtgende, karede bir yamuk olarak adlandırılır mı? Eşkenar dörtgende. Evet. Deltoid. Deltoid yamuk değildir. Yani yamuk diyeceğimiz dörtgenler aslında istediğimiz konular. O yüzden bazı arkadaşlar yamuğu en başta alıyor. Ee, işte i̇şte paraya kenarda bir yamuk olduğu için. Ama ben genelde paraya kenarı tercih ediyorum. Paraya kenardaki gösterdiğimiz teknikleri buraya uyarlamak daha mantıklı oluyor. Ya da buradaki bazı soruları çözerken paralel kenarı da kullandığımız için Önce paralel kenarı gösteriyorum. Ondan sonra işte paralel kenar ve türevleri yani paralel kenarın diğer halleri dikdörtgen kareyi de gösterdikten sonra yamuk anlatıyorum. Bence bu daha doğru bu bir anlatım. Biraz sonra sorularda ne demek istediğimi anlayacaksınız. Şimdi tanıma göre şunlar birbirine paralelse e o zaman ne olacak? Alfa burası 180 eksi alfa. Niye? Toplamları 180 olmak zorunda u kuralından dolayı. Hatta burası beta ise burası da ne olacak o zaman? 180 eksi beta olacak. Yani A açısıyla D açısının toplamı 180. B açısıyla C açısının toplamı 180 oluyor. Sadece karşısındaki kenarı paralel olduğundan dolayı. Tamam. Ee, bunu ezberlemeye gerek var mı? Doğru açıdan dolayı zaten bunu biliyoruz. Hadi bakalım şimdi sorulara başlayalım. ABCD yamuğunda ABCD yamuğu. Hemen ABCD yamuğu çizelim. Bir de bu yamukta bir şey demiş bize. Ne demiş arkadaşım? Şöyle bir şey demiş. Neyse yamuk biraz yamuk oldu ama idare edin. ABCD yamuğunda. ABCD çizdik. Biz genelde sol alttan başlayıp bu şekilde devam ettiğimizi söylemiştik zaten. Böyle devam ettik ama soruya bakalım. AB ile CD birbirine paralel diyor. Tamam herhangi bir sıkıntı yok. Paralel olmamış olsaydı o zaman harfleri değiştirdim böyle. A, B, C, D şeklinde giderdim ya da şuradan başlardım falan filan. Şu şarj sağlanacak şekilde. A, D, C açısını 100 derece vermiş. Sonra BAD açısının açı ortayı. B, A, D açısının açı ortayı da şurası. Buradan bir açı ortay çizdim. Ne yapıyormuş? B, C kenarını dik kesiyormuş. Evet bu açı ortay şurayı dik kesiyormuş. Eğer açı sorusu olmasaydı böyle x kenara tamamlardım. Ama şu verilen bilgiler yeterli mi? Yeterli değilse yine x kenara tamamlarız. Çünkü özel bir durum var burada. BC değerinin açısının ölçüsü nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Öncelikle burası 100 verilmiş. Hocam bu açı kaç yapar o zaman? İkisinin toplamı 180 olduğundan 80. E bunlar 40 40 yaptı. E 40 90 ise buraya 50 kaldı. Üçgenin iç açıları toplamından. 50 ise burası da 180'e tamamlayan açısı kaç derece yapar? 130 derece yapar. Yani örnek biri 130 bulduk. Geldik örnek 2'ye. O hocam hemen hareketli bir soruyla başlamışsınız demeyin. Hareketli soruları artık sizi siz öğrendiniz. Sizi bu konuda iyi eğittiğimi düşünüyorum. Bakalım nasıl bir soruymuş. Öncelikle 150 ise ben burada kaçının kaç derece olduğunu biliyorum. 30. 135 ise buranın kaç derece olduğunu biliyorum. 45. Ben böyle bir şey gördüysem özel açılar var. Özel üçgeni kullanırım. Özel üçgeni nasıl kullanırım? Hocam şuradan böyle bir dik çizerim. Şu 30'u kullanmak için altta var ya burada. E 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 3 yapar. Burası da 3 kök 3 yapar. E, bu 45'i kullanmak için ne yaparım? Hocam bu 45'i kullanmak için de şuradan bir dik çizelim. Buradan bir dik çizdim. Ve yamuk olduğu için şunlar birbirine paralel. E hocam o zaman şurada bir dikdörtgen oluştu. 3 ise burası da 3'tür Yani 3 üç, üçgen. Burası da 3 kök kim yaptı? Evet. Hadi bakalım. Soruyu okuyalım şimdi. Dikdörtgen şeklindeki masanın üzerine birer kenarları masanın kenarıyla çakışacak. Yani şu şekilde birer kenarları masanın kenarıyla çakışmış. ABCD yamuğu ve KLMN karesi biçimindeki kartonlar konulmuştur. A B ile C'de birbirine paralel. Arkadaşlar yamuk dediği zaman otomatikman bunlar paralel değil mi? Ya ne biliyorsun? Belki şunlar paralel. Yani şeklen bunların paralel olduğu belli de. Paralel olan kenarlar genelde gösterilir arkadaşlar. Tamam yamuk dediğimizde en az iki kenarın paralel olduğunu biliyoruz ama. Orada bir şahibi olduğu için şu paralellik de mutlaka mutlaka gösterilmeli. Neyse paralellik gösterilmiş. Bunlar söylenmiş tamam onları kullandık zaten. Yamuk şeklindeki karton masanın üzerinde kalacak şekilde B köşesi etrafında 75 derece döndürüldüğünde Arkadaşlar şu kenarı ben 75 derece döndüreceğim şimdi. Ben bunu hop 75 derece döndürüyorum. Nereye geliyor acaba? 75 derece döndürdüğümde C köşesi karenin KN kenarının ortasına geliyor. Evet ben bunu döndürüyorum. C köşesi bak burada hop karenin KN kenarının tam ortasına denk geliyormuş arkadaşlar. Yani şunlar birbirine eşit olacak. E ben buna göre yamuğu çizeyim hocam. Şöyle bir yamuk mu olacak o zaman arkadaşlar? Ee, nasıl bir yamuk? Şöyle bir yamuk mu olacak? Şu yamuğun aynısı çizmem lazım tabii. Bu yamuğun aynısı şöyle, şöyle, dur bir dakika, şöyle ve şöyle. Heh. Yo, bunu döndürdüm. Sonra bunu döndüreceğim. Dur, bu böyle olmuyor. <laughs> Nasıl olacak? Bu döndürünce buraya geldi. Şunu döndürünce şuraya gelecek. Tamam? Ha, şimdi oldu. Şöyle, şöyle ve şöyle. Evet, bu yamuk buraya gelecek. Ama yamuğun hepsini döndürmeme gerek var mı? Yok bence. Çünkü sadece C noktasından bahsediyor. C noktası nereye geliyormuş burası. B köşesi etrafında döndürdüğümde. Bak dikkat et. Kaç derece döndürdüğümde? 75 derece döndürdüğümde şuradaki C noktası buraya geliyor diyor bana. O zaman bunu döndürdüm buraya getirdim. Ama kaç derece döndü? İşte bu derece döndü. Yani 75. E 45, 75. Bu 120 yaptı. Buraya kaç derece kaldı? 60 derece kaldı. Bu arada şu kenar dönerken hop şöyle kalem döndürdüğümde yine aynı kalem değil mi? O zaman buradaki BC uzunluğu döndürdüğümde yine aynı uzunluk burası. Yani burayı ben 3 kök gibi bulmuştum. O zaman burası da 3 kök ki. Aa burada bir 30 60 90 üçgen çıktı. 90'ın karşısı 3 kök ki, 30'un karşısı 3 kök 2 bölü 2. Bir de bunun kök 3 katı burası. 3 kök 6 bölü 2. O zaman burası da 3 kök 6 bölü 2 yapar. Ve şu ikisinin toplamı da 3 kök 6 yapar. Karenin bir kenarında 3 kök 6 buluruz. Kare şeklindeki kartonun alanı nedir diye soruluyor. Yani 3 kök 6'nın karesi soruluyor arkadaşlar bize. O da 54 mi yapıyor? Evet 54 yapıyor. Örnek 2, 54 bulduk. Geldik örnek 3'e. Şimdi gençler burada ABC'de bir yamuk demiş. Şunlar da birbirine paralel verilmiş. 130 ise burayı kaç buluruz? 50. Hatta burası 80 ise burayı da kaç buluruz? 100 derece buluruz. Şimdi ne yapacağız burada? Burada bir şey yapmamız lazım. Bu verilen bilgilerde hiçbir şey yapamıyoruz. Ee, bir şey yapamıyoruz. O zaman üçgen oluşturalım hocam diyenleriniz olabilir. Yukarı doğru oluşturabilirsiniz. Evet. Şimdi e, böyle şeyler yapabilirsiniz arkadaşlar. Yamuk gördüğünüz zaman yukarı doğru oluşturabilirsiniz. Ama genelde biz böyle yukarıya doğru tercih etmiyoruz. Genelde içeriye doğru tercih ediyoruz. Böyle yamuk sorularında açı ve kenar aynı anda işin içine girmişse eğer paralel kenar oluştur. İster paralel kenarı D köşesinden böyle oluştur. Şuna BC'ye paralel çiz. İstersen C köşesinden AD'ye paralel çiz. Bak işte burada paralel kenarı oluşturduk mu oluşturduk. Yani 4 ise burası da 4'tür. E, 50 ise şu paralel kenar ya şunlar da birbirine paralel değil mi? Hocam 50 ise yöndeşlikten dolayı burası da 50. A 50 80 daha 130 buraya da 50 derece kaldı. Hocam ikizkenar üçgen çıktı. 7 ise burası da 7 olur. X de 11'e mi eşit oldu? 7 artı 4'ten dolayı evet. İşte o yüzden arkadaşlar paralel kenar yöntemini de tekniğini de tanımını da kullanaraktan soru çözdüğümüz için ilk önce ben paralel kenarı anlatıyorum haberiniz olsun. Geldik bir sonraki soruya. Burada açı ile ilgili bir bilgi verilmiş. Şuraya bir alfa dersem eğer e, bu ikisinin toplamı 180 yapacakmış. Attım öbür tarafa BAD'de 180 eksi 2 alfa mı oldu? Evet. Yani ABC açısına alfa dedim. BAD açısı da BAD açısı da 180 eksi 2 alfa oldu. Hocam bu açıyla bu açının toplamı 180 olacağından dolayı burası da 2 alfa mı olur? Evet. Ne yaptık? Açılar ve kenarlar aynı anda işin içine girdi mi girdi. Ne yapıyoruz? Paraya kenar oluşturuyoruz. Hop şöyle. Oluşturduk paralel kenarı. 5 ise burası da 5'tir hocam. X ise burası da X'tir hocam. 2 alfa ise karşılıklı açılar birbirine eşit. Burası da 2 alfa. E alfayı kullanmam lazım. Bak şu üçgene bu üçgende bu açıyla bu açının toplamı 2 alfa olmaz mı? Olur. Yani burası da alfa mı oldu o zaman? Çünkü alfa ile alfanın toplamı 2 alfa yapar. Aa ikiz kenar çıktı. Yani şu kenarla şu kenar eşit oldu. Yani X ise burası da X olacak. Bak burası 5 artı X kaça eşit? 13'e x'i de buradan kaç buluruz? 8 olarak buluruz. Yani örnek 4 8 çıktı. Geldik örnek 5'e. Açılar 90 derece verilmiş. Buraya alfa buraya beta diyecek olursam eğer BAD açısı alfa ABC açısında beta ise bu alfa artı betayı bana ne vermiş soruda? 90 derece olarak vermiş. Hem açılar hem de kenarlar işin içine girmiş mi girmiş. Benden ilk önce BC uzunluğu isteniyor sonra da yamuğun alanı isteniyor. Hocam daha alanı görmedik demek ki üçgen bilgisinden çıkıyor. E ne yapacağız? Hem açılar hem de kenarlar işin içine girmişse Paraya kenar oluşturacağız. Oluştur paraya kenarı. Oluşturdum böyle paralel kenarı. Oluşturduğun zaman ne oldu? Hocam 6 ise 6, 5 ise 5'i yazdın. Sonra alfaysa burası da alfa olmaz mı? Olur. E alfa ile beta toplam 90'dı o zaman burası da 90 olur. E tamamı 15'ti buraya 10 kaldı. Bak şuradaki üçgene bak. Ne var burada? 6, 10. Ne üçgeni? 6, 8, 10 üçgeninden cevabı 8 olarak buluruz A şıkkında. Peki bizden ne isteniyor? Yamuğun alanı. Hocam daha alanı öğrenmedik. Evet öğrenmedik. Ama üçgenden çıkıyor kardeşim. Bak burada bir dik üçgen buldum. Bu dik üçgenin alanı nedir? Bu dik üçgenin alanı 6 çarpı 8 bölü 2. E, 6 çarpı 8 bölü 2 ise bu üçgenin alanı. 48 bölü 2'den 24. Burası 24. Sonra alan dağıtabiliriz. 10'da kalan 24 ise 5'te kalan. Hop üçgen oluşturdum. 10'daki 24 ise 5'teki de yarısı olacak. Çünkü 2'ye 1 oran var. 2'ye 1 oranı yani burası 12 yapar. Paralel kenarda alanlar yarı yarıya olmaz mı? Yani burası da 12 olur. Ve toplam alan kaç yaptı o zaman arkadaşlar? Şöyle bakacak olursak 24 artı 24'ten tüm alanda 48 yapar. Cevap 48 oldu. İşte bak burada paralel da alanla ilgili şeyini kullanmış oluyoruz arkadaşlar. O yüzden dediğim gibi bence paralel kenar önde olmalı. Evet yamukla ilgili bu tür sorularda karşılaşabiliyoruz. Açılar ve kenarlar aynı anda işin içine girince ne yapıyormuşuz? Paralel kenar oluşturuyormuşuz. Geldik örnek 6'ya. Ne diyor? AB artı CD. Hmm. Soruda ne demiş? BD uzunluğu 6. Hocam burası 6 verilmiş ve buradaki uzunlukta kaç verilmiş? 12 verilmiş. E ne yapacağız? Şuraya x desek 12 eksi x, y desek 12 eksi y olmaz. Bu şekilde olmaz. Ne yapacağız hocam? Üçgene tamamlasak yine bunlarla alakalı bir şey olmuyor maalesef. Bazı üçgene tamamladığımızda oluyor bu arada. E bizden ab artı cd yani şuraya c buraya a diyecek olursak bu arada yamuğun şu alt tabanı a ile gösterilir genelde üst tabanı da C ile gösterilir genelde. Neyse buraya A buraya C diyecek olursak bizden A artı C isteniyor. A artı C bütünsel lazım. Arkadaşlar biz ne öğrendik? Açılar ve kenarları aynı anda işin içine girince paralel kenar oluşturmayı öğrendik mi? Öğrendik. E paralel kenar oluşturalım hocam burada desek. Şöyle paralel kenar oluştursak hiçbir işimize yaramıyor. Saçma sapan. 12'yi kullanamıyorum 6'yı kullanamıyorum. Ne yapacağım hocam? Şimdi sana yeni bir bilgi vereceğim. Özel bir soru tipidir bu. Köşegenleri dik kesen bir yamuk gördüğün zaman paralel kenar yine oluşturacaksın ama bu sefer dışarıda oluşturacaksın. Biz ne yapıyorduk? Şu D köşesinden alıp şöyle paralel kenar oluşturuyorduk değil mi? Ya da şu C köşesinden alıp şöyle bir paralel kenar oluşturduk değil mi? Bu sefer dışarı doğru oluşturacaksın şöyle. Yani köşegene paralel çizeceksin bu sefer. Kenara paralel değil. Çünkü köşegen verilmiş ya bana köşegeni kullanmak zorundayız. Buradan C'den şöyle içeri doğru paralel çizeceğim ama C'den dışarı doğru paralel çizdim. Yani şöyle bir paralel kenar oluşturdum kardeşim. Evet şöyle bir paralel kenar oldu. Yani burada bir paralel kenar çıktı arkadaşlar şöyle. E o zaman C ise burası da C midir? C'dir. 6 ise burası da 6'dır. Ve şunlar da birbirine paralel ya. 90'da kullanacağım. 90 ise burası da 90. A burada bir dik üçgen çıktı. Dik üçgenin kenarları da 6'ya 12. E 6, 12. Hop oh, burası 6 kök 5'tir. Zaten benden de A artı isteniyor. Cevap da böylelikle 6 kök 5 çıkar mı? Çıkar. Yani cevap 6 kök 5 oldu arkadaşlar. Evet bunu da unutmayın. Dediğim gibi köşegenler dik kesirse dışarıda çizin. Sınavda çıkar mı? Bilemiyoruz arkadaşlar. Yani böyle sorularda genelde sıkıntı yaşıyorsunuz. Ee, bu soruyu da yazmak istedim açıkçası. Yeni sınav sınava göre aslında çok da uygun değil ama en azından böyle bir bilgi verilirse daha hızlı hareket edebilirsiniz diye düşünüyorum. Evet geldik örnek 7'ye. Örnek 7'de hocam 4, 5, 6, 9, x soruluyor. Vallahi hocam şuradan bir paralel kenar oluştursam yok. 6'yı bölüyorum. Üçgen yapsam böyle bir işime yarıyor mu? 4 bölü 9 burayı bulurum. 6'yı nasıl bulacağım sonrasında değil mi? E başka ne yapabiliriz? Paralelliği kullanalım arkadaşlar. Şu paralelliği kullanalım. Şimdi sıkıştıysak nerede olursak olalım. Hangi konuda olursak olalım. Sıkıştık. Mesela yamuk konusundayız. Yamukla ilgili herhangi bir özellikten soru çıkmıyorsa... Nereye başvuracağız? Her zaman gibi üçgene başvuracağız. Peki üçgen soruyu çözemedik. Her konuda olduğu gibi üçgene bakıyoruz. Üçgenle ilgili işte açı ortay, kenar ortay yok. Özel durumlar yok. Özel durumlar yoksa ya dik üçgenden çıkıyor ya benzerlikten. Dik üçgen var mı burada? Yok. Benzerlik. O zaman benzerlik dediysek temel orantı kelebek de yok. Ne yapıyoruz? Açıya dalıyoruz. Dalalım açıya. Hocam şu paralellik var ya hemen buraya alfa dersem z'den dolayı burası da alfa olur mu? Olur. E sonra ne yapacağız? Başka diğer açılara şuraya beta desem buraya teta desem buradaki açıları o şekilde yazamıyorum maalesef. Sadece bir ara çeşitliği var. Ha. Sadece bir ara çeşitliği olduğunda ne yapıyorduk arkadaşlar? Bakın şu üçgen ve şu üçgende bir ara çeşitliği var. Bir ara çeşitliği varsa genelde amacımız neydi? Açı 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 yapmaktı. Yoksa tek bir açı varsa kenar açı kenar var mı diye bakacağız. Kenar açı kenar nasıl inceleniyordu? Alfanın kollarını küçükten bir e doğru yaz şu üstteki üçgende. Hocam alfanın kolları 4'e 6. Öbüründe alfanın kollarını yaz. 6'ya 9. Genelde en çok zorlandığımızda. Sonra bunları oranla. Oranladığında 2 bölü 3. Oranladığında 2 bölü 3. Aa hocam her ikisindeki oran 2 bölü 3 çıktı. O zaman bu iki üçgen kenar açı kenardan benzerdir. E benzerlik oranı da 2 bölü 3. 2 bölü 3 benzerlik oranı aynı açının karşısındaki kenarlar oranına eşit değil mi? Evet. Yani 5 bölü x'e eşit olmak zorunda. Buradan da işler dışlar yapınca hatta 2 x eşittir 15'ten 2x eşittir 15'ten x de kaç buluruz? 15 bölü 2 olarak buluruz. Yani sözüm çok değerli. Söylediğim cümleler çok değerli. Yamuktan özelliklerinden bir şey elde edemiyorsan üçgene başvuracaksın. Üçgende de sıkıştığın zaman dik üçgen veya da benzerlik. Benzerlikte de nasıl hareket edeceğini zaten benzerlik konusunda da anlattık size. Bak üçgen bilgisi. Evet neyse geldik bir sonraki soruya. Köşegenler çizilmiş. Hocam şunlar birbirine paralel değil mi? Evet bir de EF'ye de paralel verilmiş. A. Hocam şuraya bakacak olursak bir temel orantı var. Şöyle. Ya da şunlara bakacak olursan şu paralelliklere bakacak olursan böyle de bir temel orantı var. Ama arkadaş sayılara bakacak olursak sayılar beni şu kelebeğe yönlendirmiyor mu arkadaşım? Evet. E o zaman ilk önce bu sayılardan kelebekteki oranlamayı yazalım. Bizden de EF uzun isteniyor. Kelebekteki oran kaça kaç? kaç? 1'e 3. O zaman A ise burası 3A. B ise 3B yazabiliriz. Aa, bu A, bu A'ya 3A yazdıktan sonra şu paralellikler dikkatimi çekiyor. Çünkü burada oran var. Şunları yazsaydım o zaman bu temel orantı benim dikkatimi çekecekti. Bunları yazdık. O zaman temel orantıyı kullanalım. Paralellik paralellik varsa kelebek ve temel orantı yine paralel kenarda yaptığımız gibi çok fazla karşımıza çıkıyor. Dikkat. E burada 1 bölü 4 oran var. A bölü 4A eşittir. X bölü 6 mı olacak? Evet. Buradan da ne buluyoruz arkadaşlar? 4X eşittir 6 ise o zaman x de 6 bölü 4 çıkar. Yani 3 bölü 2 çıkar. Örnek 8 3 bölü 2 oldu. Geldik örnek 9'a. Örnek 9'da neler verilmiş? Hocam bundan dolayı bak şundan dolayı hem açı orta hem yükseklik. Özel bir durum ikiz kenara tamamlayabiliriz. Bak bazen tamamlıyoruz dedik. Evet bu özel bir durum olduğu için tamamlayabiliriz. Önce bakalım şu verilen bilgilere bakayım. Burası k iken burası nedir? 2k. Zaten sen bu soruya baktığın zaman büyük ihtimalle aklına ne gelecek? Hocam oran var. Oran varsa benzerlik. Hani ne yapıyorduk? Ya böyle içeri doğru paralel çiziyorduk ya da dışarı doğru çiziyorduk değil mi? İster dışarı doğru çiz. Oradan yap. İstersen kelebek. Bak kelebek. Şuradan çizince kelebek oluşmadı. O zaman dışarı doğru çizip o şekilde kelebeği oluşturabilir miyiz arkadaşlar? Oluşturabiliriz. Ama o zaman bu dikliği ben kullanamayacağım galiba. Bak mesela dışarı doğru çizdiğimde kelebekteki oran 1'e 2. sonra bir şey geliyor mu? CD 4. 1'e 2'den dolayı A ise 2A yazarım buraya. Sonra bu açı şöyle Z'den dolayı nokta açısı diye kullanırım. 4 artı A 4 artı A derim sadece. Soru çıkıyor mu? Çıkmıyor. O zaman ne yapacağız? O zaman şu özel duruma bakacağız arkadaşlar. Bu oranlamayı kullanmadık. Benzerlikten çıkmadı. E şurada hem açı ortay hem yükseklik. Aklımıza x kenar geldi. Hemen aklımıza gelen başımıza gelsin. Şu şekilde ulaştırdık. Yani bu bir x kenar üçgen. Şöyle şöyle. Hocam bu x kenar üçgende Çizilen yükseklik olduğu için 2K 2K diye ayırır. O zaman burası da K mı oldu? Evet. A ne çıktı arkadaşlar? Şimdi şunlar paralel ya. Şu büyükte temel orantıyı kullanabilirim ben. Yani K bölü 4K eşittir. 4 bölü X yapar. X de böylelikle 16 olarak buluruz. Yani örnek 9 16 oldu arkadaşlar. Geldi örnek 10'a. Şimdi daha öncesinde üçgende de bundan bahsetmiştim. Hatta böyle bir soru çözmüştüm. İlk önce klasik bir yolla çözeyim. Burası K iken burası 2K verilmiş. K 2K. Ne yapacağız? Hocam Paraleller var. Ya, o, temel orantı o zaman. Şu x ekstradan verilmiş ya. Temel orantı yapacağım. Ya yukarı doğru tamamlayıp öyle çözebiliriz. Ama biz genelde tercihimiz içeriden paraya kenar oluşturmak değil miydi? Evet. 3 ise 3, 3. Buraya kaç kalır? 4 kalır. Hocam burada da temel orantı çıktı. 1 bölü 3, 3 katı 12. Cevap 15 diyebilirsin. Birinci yol bu. İkinci yolda bak kuralını yazmadım ama yazmama da gerek yok. Aklında kalır. Şöyle bakacaksın. Bak burada K var. Burada 2K var. Hocam buradan buraya K'da kaç artış var? 3'den 7'ye 4 artış var. O zaman buradan buraya da 2K var ya. 2K'da da kaç artar? 8 artar. Diye sonuca ulaşırsın. Yani 7'yi 8 arttırdığın zaman 15 bulursun. Ya da tam tersi işlemlerde karşılaşabilirsin. 2K 3K atıyorum burası 7. Burası da 27 olsun. Şu x nedir diye sorulsun paralellik varsa. Şuradan şuraya artış var bu sefer. Kaç? 5K'da 20 artış var. 7'den 27'ye. 5K'da 20 artış varsa K'daki artış 4'tür. Buradan buraya 2K var. 2K'da artışta 8 olur. O zaman buradan buraya 8 artacak deriz. 8'de de 7 eklediğimiz zaman burası da kaç çıkar? 15 çıkar diyebiliriz arkadaşlar. Soru nasıl gelirse gelsin. Önemli olan iki sayılar hangi iki yamukta? Hangi K değerlerinde? Ona baktığın zaman bu şekilde yapabilirsin. Ben üçgende özellikle de söylemiştim aklında kalmıştır büyük ihtimalle. Şimdi garanti aklında kaldı. Özellikler arasında da bak bunu vermedim. Bu da güzel bir teknik. Sorularda da bu şekilde geldiği zaman kafa karışıklığı olmadan çok daha rahat bir şekilde sonuca ulaşabiliyoruz gördüğünüz üzere. Evet geldik örnek 11'e. Bak ne demiş burada? ED uzunluğu k, AE uzunluğu 3k. Şuraya k yazdım, buraya 3k yazdım. Oran var. Büyük ihtimalle vardır benzerlik vardır. Hocam yukarı doğru tamamlayalım mı? E açıortay ile kullanamıyoruz. Ya yukarı doğru tamamlamaktansa paraya kenardaki gibi benim tercihimle ilk o tercihi kullan bence. Hani yukarıda da öyle ilk tercihi kullandık ama çıkmadı. O yüzden buradaki soruda ne yaptım ben? Açı ortay ve yükseklik olmasından dolayı ikiz kenara tamamladım. Böyle özel durumlar olursa yukarı doğru tamamlamanızı tavsiye ediyorum. E peki burada ne yapacağız hocam? Oran varsa hocam içeri doğru paralel çizeceğiz. Ama paralel çizdiğimizde amaç neydi? Kelebek değil mi? Paraya kenarda bunu çok söyledik. Kelebek oluşuyor mu burada? Oluşmuyor. E o zaman silelim. E buradaki oranı kullanmak için ya içeri çizecektik ya da dışarı doğru uzatıp kelebeği bu şekilde oluşturacaktık arkadaşım. E kelebek oluştu. Kelebekteki oran 1'e 3. 1'e 3. Yani burası kaç oldu o zaman? 3 üç oldu. 3'te 1'inden dolayı. Sonra verilen her bilgiyi kullanmak zorundayız. Hocam açı ortaylık var burada. Açı ortaylığı nasıl kullanacağım? E ne dedik size? Karşılıklı kenarları paralel olan dörtgenlerde açı ortayda Z'ye dikkat et. Z'den dolayı burası da nokta açısı oldu mu? Oldu. Bak noktaya nokta. İkiz kenar çıktı. Yani burası 5 ise burası da 5 olur. O zaman buraya kaç kaldı? 2 kaldı. CD uzunluğunda böylelikle 2 bulduk mu? Bulduk. İşte oran olduğunda bütün bu dörtgenlerde bak her yerde bak oran olduğunda ne yaptık? Büyük ihtimal benzerlik vardır dedik. Bak alanla karıştırma. Oran olduğunda alanda alanda dağıtmayı uyguluyorduk. Eyvallah. Alan harici sorularda oran varsa büyük ihtimalle benzerlik. Bunu unutma kardeşim. Ya içeri paralel çizeceksin ya da dışarı uzatacaksın. Amaç kelebek, kelebek, kelebek. Tamam. Geldik şuraya. Bak aynı soru. Lacivert sadece. Daha karışıymış gibi gözüküyor. Buraya CD'yi 4K demiş. Ali Bey uzunluğunu 5K demiş. Şunlar da birbirine eşit verilmiş. Ben şuradaki oranı kullanacağım. Sen ister yukarı doğru uzatıp şöyle kelebek yap. Ama kelebekler iç içe giriyor. Bizim tercihimiz içeri doğru paralel çizmekti. İçeri paralel çizdiğimizde kelebek benzerliği çıktı mı kardeşim? Çıktı. E hocam bir de burada bir temel orantı da var. Hatta orta taban 4K ise burası 2K mıdır? Evet. Bak kelebekteki oran 2'ye 5. O zaman burası 2N ise burası da 5N midir? Evet. E, 2N 6'ya eşit hocam. N'i de böylelikle 3 buluruz. Bizden af'yi uzunluğu isteniyor. O da 5N. Yani 5N dediğimizde N yerine 3 yazdığımız zaman cevabı kaç buluruz? 5 kere 3 15 olarak buluruz. Yani örnek 12 15 çıktı. Geldik örnek 13'e. Bak na nasıl hızlı akıyor. Niye hızlı akıyor? Parayla kenarda öğrendim çünkü bu tekniği. Burası 2a iken burası 3a verilmiş. Burası 2a, buraya da 3a olarak yazalım. Sonra EF uzunluğu B iken EF'ye B dersem BF uzunluğu da 3B olarak verilmiş. Hocam şurayı da 3B olarak yazdık. Şimdi şurada bir oran var. Bak yan tarafta oran var. Ne yapacağız? İster dışarıya çizip kelebek oluştur ama bir burada bir kelebek bir de büyükte kelebek kafa karışıklığına yol açıyor. Bizim tercihimiz içeri doğru. İçeri doğru da çok karışıyorsa dışarıyı tercih edebilirsin. Onda sıkıntı yok. Çizdik. Buradan paraleli. Kelebek oluştu mu? Evet. Amacıma ulaştım. Sıkıntı yok. Hadi devam o zaman. E hocam burada bir de 10 verilmiş. E şunlar da birbirine paralel ya. Burada da bir temel orantı var böyle. Hocam 2A'nın 5A'ya oranı eşittir. Şuraya N diyeyim. N'in 10'a oranına eşit değil midir? Evet. 2 katı 2 katı N'i kaç buluruz? 4 buluruz. Ya da sen artık benzerlikten kısalaştırdın. 5A'daki 10'sa 2A'daki de 2 katı 4 olur diyebilirdin. Yani burası 4 çıktı. A kelebekteki oran 1'e 3. 1'e 3 olduğundan dolayı burası da 3 katı 12 yapacaktır arkadaşım. Evet örnek 13'ü 12 bulduk. Geldik örnek 14'e. Neler verilmiş neler. Evet şurada 3 verilmiş. Bunlar da birbirine eşit verilmiş. Bunlar da birbirine paralel verilmiş bir kardeşim? Verilmiş. Hmm, ne yapacağız burada? E hocam. Valla x kenar var. Başka yapacak bir hamle yok. X kenarı benim kullanmam lazım. Nasıl kullanabilirim? İşte kullanma stiline göre çözüm yöntemi de değişiyor. Mesela sen dersen ki hocam burası 90 ya. A 90 var eşit var eşit var. O zaman yukarı doğru tamamlayıp muhteşem üçlü oluştu hocam diyebilirsin. Burada da orta tabandan x 6 buldum diyebilirsin. Birinci çözüm yöntemi bu. Bak şu eşitliği kullanmadaki tekniğe göre çözüm yöntemin değişiyor. Gördün mü? Ee, başka nasıl çözebiliriz hocam? X kenar gördün ya <laughs> hiçbir şey yapamıyorsan o zaman aklına şey gelir. Hocam şuradan şuraya dik çizeyim dersin ya da ikiz kenarı böyle göz önünde bulundurmazsın. Yamuk düşünerekten de hamle yapabilirsin. Hocam burada yamuk var. Hiçbir şey yapamıyorum. Paralel kenar oluşturayım dersin mesela. Paralel kenar oluşturduğunda da şunlar paralel ya. A şöyle Z'den dolayı burası da 90 olur. İkiz kenar olduğundan tabanı da iki parçaya böldü diyebilirsin. Ya da tam tersi. Hocam ikiz kenar ya. Şuradan bir dik çizsem. Şuradan dik çizdiğim zaman tabanı iki parçaya böler. Hocam şurası 90 derece ya. Bak bu da bu da aynı doğruya dik ya da Z şart sağlandı. Bununla bu birbirine paralel oldu. Paralelliğini tam anlamıyla kullanamıyorum. O zaman şunu uzatayım. Yani şurada ne çıkmış oldu? Orta taban. Değil mi? Çünkü burada hem paralellik var hem de eşitlik var. E hocam şu paralel çizmiştik. Şunlar paralel. Bunlar da paralel. Şu bir paralel kenar olmadı bu oldu. Yukarısı 3 ise 3'ü kullanmam gerekiyor. Aşağısı da 3. E bu orta taban çizgisi. Burası da 3. X'i böylelikle kaç buluruz? 6 buluruz. Evet örnek 14. 6 çıktı arkadaşım. Geldik şimdi özelliklere. Evet gençler yamukta bu alt taban bu da üst taban olarak adlandırılır. Bu orta taban çizgisi yani E ve F orta noktalar olmak üzere bu alt taban ve üst taban birbirine paralel ya orta taban çizgisi de alt taban ve üst tabana paralel olur. Bunun sebebi zaten çok 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 basit. Çünkü şöyle paralel ispatını yapacak olursak paralel kenar çizdik. Hocam çizgi ise çizgi olur çizgi ise çizgi olur. Bak Orta taban çıktı burada. O zaman bunlar paralel. Üçgendeki ort orta taban. Orta taban uzunluğu da aynı zamanda neymiş? A artı C bölü 2'ye eşitmiş. İspatını yapalım. C ise hocam burası da C burası da C. Buraya A x C kaldı. Buraya da A x C bölü 2 kaldı. İkisini toplarsak da A artı C bölü 2 yapıyor. Ama akılda çok kaldığı için arkadaşlar orta da çok kullandığımız için yamukta bu orta taban çizgisi ne eşitmiş? A artı C bölü 2'ye eşitmiş arkadaşlar. Kaldı mı aklında? Büyük ihtimal kaldı. Kalmadıysa da ispat yöntemiyle yaparsın. Mesela bu bunu bence bilme, ezberleme. Bu köşegenler çizilip orta tabanda çizilirse eğer şu arada kalan parça bu sefer farklarının yarısı diyor. Aklında kaldıysa da kullanabilirsin. Niye hocam nereden geliyor? Şuraya bakacak olursan hocam burada bir orta taban yok mu? Var. Çünkü bunlar paralel şunlar eşit. Burası C bölü 2 yaptı. Sonrasında e hocam şuradakinde de bir orta taban var. C ise o zaman burası da C bölü 2 yaptı. E bunun tamamı neydi? hocam bunun tamamı a artı c bölü 2 ydi. a artı c bölü 2'den c bölü 2 ve c bölü 2 yani c'ye çıkartırsan o da a x c bölü 2 geliyor dostum tamam bunu da sakın ezberleme bilmen gereken ne sadece orta taban şu anda bunu ezberleme bildiğin üçgen muhabbetinde yapabilirsin sayılar olduğu zaman daha rahat çıkıyor merak etme mesela bu a çarpı c bölü a artı c'ye eşitmiş yani bu köşe yanının kesim noktasından paralel çizdiğimde böyle bir şey şunlar birbirine eşit olacakmış ve aynı zamanda bu eşitliklerinde A çarpı C bölü A artı C'ye eşit olacakmış. İspatını yapayım. Ezberleme ispat yöntemiyle çözeceksin zaten. Hocam şuraya baktığım zaman bir kelebek var mı? Var. Kelebekteki oran C A. Hocam o zaman burası C'nin K katıysa burası da A'nın K katı. Hatta burası C'nin N katıysa burası da A'nın N katı değil midir? Evet. Şimdi ne yapacağız? Şöyle bak şurada. C bölü C artı A mı yaptı burası? K'lar sadeleşiyor. C bölü C artı A eşittir. Şuraya X dersem X bölü A yapacak hocam. Hatta burada da bak C bölü C artı A bilmem ne bölü A ya. O yüzden bilmem ne dediğimde X olmak zorunda değil mi? Çünkü X bölü A'ya eşit burada. Çünkü C bölü C artı A şöyle bakacak olursak. C bölü C artı A X bölü A'ya eşit. E o zaman burada C bölü C artı A X bölü A'ya eşit olacağından burası da X olur. O yüzden eşitliği ispatlamış oldum. Şimdi burada da ne geldi? C bölü C artı A X bölü A'ya eşit oldu. Hocam işler dişler yapacak olursak eğer ya da x'i yalnız bırakacak olursa eğer a'yı attık öbür tarafa x gerçekten de a çarpı c bölü a artı c'ye eşit oldu. Evet. İşte aynen bu benzerlikteki gibi ispat yöntemini kullanacaksın sorularda. O yüzden bunu da sakın ama sakın ezberleme. Geldik son özelliğe. Evet bunu paralel kenarda da söylemiştim. Açı ortaylar nasıl kesiyordu? Dik ve orta taban üzerinde kesiyor. Yalnız bu ee, nereden gelen? Bu yan kenarlardan yan kenarların açılarından çıkan açı ortaydan bahsediyoruz. Yani şuradaki açı ortaydan böyle bir yamuk verildiğinde alt tabanına ait açı ortaylar ya da üst tabanına ait açı ortaylar çizildiğinde de demiyoruz. Yan taraflardaki yani şu köşelerden bu köşelerden çizilen ya da bu köşelerden çizilen ikisinden çizilen aynı anda şunda da çizilen açı ortaylar yine dik ve orta taban üzerinde kesir. Dik olması aşikar. Niye? Hocam A A B B dersek 2 a artı 2 b 180'den a artı b 90 çıkar a artı b 90 burası da 90 oldu mu oldu tamam sonra ne yapabiliriz niye bu orta taban üzerinde hocam şöyle z'den dolayı çizgi açısı geldi çizgiye çizgi bu kenarla bu kenar eşit oldu z'den dolayı nokta açısı Hocam zaman nokta nokta bu kenarla da bu kenar eşit oldu gerçekten de şunlar birbirine eşit oldu e, bunun devamı da orta taban çizgisi olmak zorunda birinci ispat bu ikinci ispatta hatırlarsan kollara çizilen dikmelerden yapmıştık hocam şunlar eşit burada da kollara çizilen dikmeler eşit e burası tam orta nokta olmadı mı? Evet paralel çizersek tam orta taban çizgisi olmak zorunda. Evet bu önemli arkadaşlar. Paralel kenarda da bunu kullandık. Paralel kenarda çok detaylı ispatını vermiştim. Burada ispatı biraz hızlı geçtim. E, ama iki ispat da gösterdim. Çünkü iki ispat yönteminde sorularda kullanıyoruz. Açı ortaylar dik ve orta taban üzerinde kesir. Yamukta da çok kullandığımız yöntemdir arkadaşlar. Şimdi bakalım örnek 15'e. Örnek 15'te ne demiş? Hocam şurası neydi? 10 eksi 4 bölü 2 eşitti. Yani 6 bölü 2'den 3'e eşit. Farz edelim unuttuk formülü. Hocam 4'e bakacak olursak şu 4'ten dolayı ben şöyle bir orta taban görüyor muyum? Görüyorum. Hocam 4'ten dolayı burası 2. Sonra belki şunu da görebilirsin. Hocam şurada da bir orta taban var diyebilirsin. Bak şuradaki üçgende değil mi? Hocam 10'sa burası 5 dersin. E hocam aynı şekilde şurada da bir orta taban var. 4 burası da 2. E tamam 5 ya. Buraya da ne kaldı o zaman? 3 kaldı diyebilirsin. Ya da ne yaparsın? Hocam şurada da bir ort taban var diyeyim. Burası da 2. Şu ort taban çizgisi değil mi yamukta? Evet. X artı 4 eşittir. 10 artı 4 bölü 2. 14 bölü 2 yani 7'ye eşit. X de böylelikle kaç çıkar o zaman? 3 çıkar diyebilirsin. Ezberlemeye gerek var mı? Bence yok. Yani şuralı fazla meşgul etmemek lazım bence. Geldik şuraya. A açı ortaylar. Açı ortaylar nasıl kesiyor? Dik ve ort taban üzerinde. Zaten bu paralel verilmiş. Bu ort taban üzerinde bir nokta olduğu için bu paralelin devamı ort taban olmak zorunda. Orta taban şunlar şunlar eşit. Hatta 90'dan çizilen kenar ortay olduğundan muhteşem işli oldu burası. Hocam 18. Ya ispat yöntemiyle de yapabilirsin ama bunu bilin. Bunu çok kullanıyoruz gerçekten. Hem yamukta hem de paralel kenarda. O yüzden bilin diye bu şekilde yapıyorum. Yoksa bu parayı nasıl kullanırız? Uzatırız hocam. Sonra Z'den nokta açısı, Z'den çizgi açısı deyip şuradaki eşitleri zaten bulabilirsin. Ama açı ortaylar olduğu için dik ve ort tabanı gösterdin. Eşit açısı eşit, eşit oldu. 9, 9 hatta burası da 9 oldu. E senin buradaki çizgin ne? Ort taban çizgisi değil mi? Yani senin x artı 9'un hocam 17 artı 7 bölü 2'ye eşit olacak. 17 artı 7 bölü 2. Yani x artı 9'un 24 bölü 2'den 12'ye eşit olacak. Yani x'i de kaç buluruz böylelikle? 3 olarak buluruz. Evet örnek 16 3 çıktı. Geldik örnek 17. Açı ortaylar dik ve orta taban üzerinde kesilir. Açı ortaylar dik ve orta taban üzerinde kesilir. Bu iki nokta orta taban üzerindeyse bunu birleştiren doğru da orta taban üzerindedir. Bunun devamı da yine paralel olup orta taban üzerinde olmak zorunda değil mi? Evet. Yani şunlar şunlar eşit. Şunlar şunlar eşit. Hatta 90'dan çizilen kenar ortay muhteşem üçlü. 90'dan çizilen kenar ortay muhteşem üçlü oldu. E hocam 8 ya 4, 4 burası da 4 oldu. Hocam 6 ya 3, 3 burası da 3 oldu. E şu uzunluk nedir arkadaşlar? Orta taban çizgisi yani 11 artı 5 bölü 2, 16 bölü 2'den 8'e eşit olacak. Şuraya x dersem x artı 7, x artı 3 artı 4 yani x artı 7. 11 artı 5 bölü 2 yani 16 bölü 2'den 8'e eşit ise x ile bölü kaç çıkacaktır? 1 çıkacaktır dostlar. Örnek 17. 1 çıktı geldik örnek 18'e. Hmm. Burada ne yapacağız? Eşitlik var burada. Hocam buradaki oranı kullanayım. Bu oranı nasıl kullanıyoruz genelde? Ya içeri doğru paralel çizeceğiz ki içeri doğru paralel çizdiğimizde ne oluyor? Bir şey çıktı mı burada arkadaşlar? Maalesef çıkmadı. Ama aslında bir şey var. Ne var biliyor musun? Soruyu okudukça şu EF ile BC birbirine paralel dememiş mi? Evet hocam şunlar birbirine paralel olduğundan e, 90 ise burası da 90 oldu mu? Oldu. E şimdi sen sen ilk önce sen elindeki bilgileri kullandın tamam mı paralelliği kullandın. Şimdi şu eşitliği kullanalım. E eşitlik var ya burada. Hocam eşitlik varsa içeri doğru çizdim hatta çizdiğim paralel ya oran olduğunda içeri paralel çiziyorduk zaten. Amaç neydi? Kelebek oluşturmaktı. Hocam kelebek çıkmadı ama şurada özel bir durum çıktı. Dik üçgen çıktı. Olur bu özel bir durumda sağlam. Sıkıntı yok. Aa hatta buradaki oran eşit olduğu için bu orta taban çizgisi oldu. O zaman bunlar 6'ya 6 altı oldu. Hocam 6, 8, 10 üçgen oldu. Dikkat et. Bunlar da birbirine paralel değil mi? Paralel. Hocam şuradaki şekilde bir paralel kenar oldu. Çünkü şunlar birbirine paralel. Bunlar da birbirine paralel oldular. 10 sa burası da 10 oldu. Ve benden cd isteniyor. X. A orta taban çizgim var? 10. N eşit? 14 artı x bölü 2'ye mi eşit? Evet. Buradan 20 eşittir. 14 artı x ise X de böyle 6 çıkar? Aynen 6 çıkar. Ha hocam ben orta taban eşitliği buradan çözdüm ki zaten genelde içeri doğru paraya çiziyorum. Ben kelebek oluştuğu zaman böyle oluşuyorsa e, oluşmuyorsa sil dedim ama kelebek oluşmadı ama özel bir durum yani? sonuçta çıktı. Dik üçgen çıktı. O yüzden dolayı burası dursun dedim. Sen normalde bunu dışarı doğru uzatıp da yine sonuca ulaşabilirdin dostum. En azından burada sana orta tabanı da bu şekilde göstermek istedim. Evet örnek 18'de 6 bulduk ve dik yamuğa geldik. O zaman bizim kaçıncı haftadayız? 14. haftadayız. 14. hafta haftayı unuttum. 14. haftanın ilk videosunu böylelikle bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ikinci videoda dik yamuk ve ikizkenar yamuğun konu anlatımında görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.